Yaklaşık 10 ay önce kurulan Hekim Sen ve Çalışmaları haberiniz olsun da konuşuldu. Aile hekimi Salih Yılmazgil, Hekim Sen'in hangi amaçla kurulduğunu ve ne tür faaliyetler yürüttüğünü programımızda anlattı. Hekim Sen'i biz hekimler olarak kurduk. Türkiye'nin dört bir tarafından hekim arkadaşlarımız aramıza katıldılar. Şu anda sayıca istediğimiz seviyelere henüz gelemedik ama yavaş yavaş büyüyeceğimizi ümit ediyoruz. Hekim Sen bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü bizim haklarımızı arama konusunda, ihtiyaçlarımızı giderme konusunda bize yardımcı olabilecek sivil toplum örgütleri, Türk Tabipler Birliği ve sendikalardı. Sendikalardan hekimlerin hakları adına biz beklediğimiz desteği göremedik. Çünkü hekim sendikaları yönetim olarak daha çok yardımcı sağlık personelinin sayıca çoğunluk olmaları nedeniyle hekimlerden tabii ki daha çoklar. Çünkü hekimlere destek için çalışıyorlar. Bir hekime belki 4-5 tane destek olacak. Yardımcı sağlık personeli işte hastanelerde hemşiresi, röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni gibi. Bu arkadaşların sayıca çoğunluk olmasından dolayı sendikaların da hedefinde daha çok yardımcı sağlık personelinin sorunları, onların istekleri ön plana itildi. Ve biz gün geçtikçe geriye itildik. Bir de devlet politikaları var. 1980 ihtilalinden bu yana, 12 Eylül ihtilalinden bu yana hekimlerin hakları hep geriledi. O zamanlar Kenan Evren İhtilal Komisyonu Başkanı olarak bir hekim generalden daha fazla nasıl maaş alır demişti. Bu sözden sonra her geçen gün bizim özellikle maddi anlamdaki kayıplarımız arttı. Programa Skype bağlantısıyla katılan aile hekimliği uzmanı Adil Kurban da malpraktis yasası nedir sorumuza yanıt verdi. Herhalde biz de bu sağlık sisteminden faydalanıyoruz. En güzelini hepimizin haklı olduğunu düşünüyoruz, en güzel sağlık sistemi. Tabii ki. Ve bunun için de uğraşıyoruz. Bizim aslında kuruluşumuz, maksadımız budur. Bütün sağlık çalışanları için, hekimler için, hastalarımız için, insanımız için en güzel sağlık sistemini hazırlamasına saha olarak katkıda bulunmak. Evet, aslında sağlık çalışanlarının sıkıntılarını, kayıplarını sizden dinlemiş olduk. Tabii son zamanlarda malpraktis yasası da gündemde. Nedir, ne anlama geliyor, neler içeriyor sizden onu da dinlemek isteriz çok kısaca. Şimdi bakın, sağlık sahip olduğumuz en büyük değer. En büyük zenginliğimiz, doğru. Kesinlikle en büyük nimetimiz. Şimdi hiç kimse kendi yakınının yanlış bir müdahaleyle zarar görmesini hiçbir şeyden istemez. Öyle değil mi? Evet. Bu çok doğal. Ne kendimiz bir, Allah korusun, bir ameliyata girsek sonuç olarak girebiliriz. Bundan zarar görmek isteriz. Fayda için girdiğimiz bir ameliyattan zarar görmüş olarak çıkmak istemeyiz. Veya bir müdahaleden veya bir tedaviden. Fakat şöyle, malpraktis yasası çıkarılmaya çalışıldı. Aslına bakarsanız bu uygulamada bir şekilde uygulanıyor yani. Bunlarla alakadar kıstaslar öyle belirlendi ki hekimler hekimlik yapmak istemez hale geldi. Mesleğinizden soğuduğunuz bir nevi yani. Mesela ben size bir örnek vereyim. Çok basit bir şey. Göreceli ve kesin olmayan ifadeler kullanılmış. Bu kanunda açık maddeler herkes tarafından istediği gibi yorumlanır. Mesela diyor ki hastaya saygısızlığın cezası 6 ay hapis cezası. Şimdi saygısızlık o kadar göreceli bir şey ki biz o zaman her gün saygısızlığa uğruyoruz. Hatta darbe uğruyoruz, şiddete uğruyoruz. Peki affedersiniz bunu yapanlar cezalarını alıyorlar mı?